Birinci soruya gelince tekrar okuyalım. Onun kısa bir cevap vermeye çalışayım. Madem Allah bu kadar bağışlayıcıysa evet, neden cehennem vardır? Efendim, madem ki doktor çok merhametliyse neden ameliyattan geçiriyor? Bizim sorumuz bu. Şimdi soruya soruyla cehennem aslında yanlış anlaşılıyor. Mollaların anlatıldığı şekilde cehennem diye bir şey yok. Cehennem şöyle diyebiliriz. Cehennem bir hastanedir. Cehennem bir hastanedir. Kur'an-ı Kerim'den öyle anlaşılıyor. Cehennem bir hastanedir. Ve bu hastanede hastalar tedavi görecektir. Bu tedavi belli bir müddete kadar görecek, yani hastalığına göre. Ve ondan sonra o hasta cehennemden kurtulacaktır. Taburcu olacak. Yani oradan evet, kurtulacaktır. Evet, evet. Çünkü cehennem, efendim, cehennem bunlar diyorlar daimi diyenler yanlış değiller. Çünkü yani ebedi diyenler evet, hep ebedi olacak. Hep insanlar diyorlar ki, mesela Yahudi diyor ki, efendim, ben hep cennete gireceğim. Müslüman diyor, sadece Müslüman cennete girecek sanki tapuymuş gibi. Yani o cennetin tapusunu almışlar gibi. Bu doğru değil. Evet. Cehennem cennet daimidir. Ebediyete kadardır ama cehennem ebedi değildir. Bunu ayrı bir konu yapabiliriz bugün. Okay. Cehennemden bir gün bir insanlar kurtulacaklardır. Ve cehennem bir hastanedir. Ben geçen günlerde Validin Mesih Esas'ın ikinci halifesinin bir kitabında okudum. Dedi ki cehennem sanki bir hamamdır. Allah-u Teala orada sizin yıkamanızı sağlayacaktır. Ve bu kürünüzü çıkarın, bana gelin. Temizlenin ve bana gelin. Bana gelin. İkinci sorunu efendim. Hayır. Eğer müsaade ederseniz ben ilave etmek. Tamamlamak istediğiniz bir şey var. Aynı zamanda, çünkü ben hep Kur'an-ı Kerim'den şey vermeyi seviyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki rahmeti vasiat kulla şey. Benim rahmetim her şeyi kaplar. Değil mi? Bu cehennemde cehennem girenleri kaplamaz mı? O da Allah'ın. Bu ayeti kerim mi efendim? Evet. Rahmeti vasiat kulla şey. Bakın, buna peki cehennem ayrı mı kalacak? Yüce Allah diyor ki benim rahmetim her şey günün birinde, elbette ki onlar, yani Raşid Bey'in dediği gibi, iyileştikleri zaman hastaneden taburcu olacaklar. Ayrıca bir ayet daha bir var. Bir ay daha var. Kale Rabbukum, ben diyor kendime bağışlamayı farz ettim. Elhamdülillah. Kataba Rabbukum ala nefsihir rahma. Evet. Şimdi aklıma geldi o şey. Hatta diyor kataba Rabbukum. Kendi kendine rahmet etmeyi, bağışlamayı ben farz kıldım. Mutlaka diyor şey yapacağım. Peki bu ayet-i kerime nereye götürecekler evet, ki? Sabiler, sebiler, bu şekilde bir ayet-i kerime daha sonra var. Sonra bu, hatta cehennemi, bu bir rahmettir. Yani cennete girsinler diye, girmeye layık olsunlar diye bir zamanla o hastanede kalacaklar. Bu da bir nevi rahmettir. Evet. Hani cerrahın evet, yaraları şey yaptığı gibi, kestiği gibi evet, dikiş yaptıkları evet, zaman. Evet. Ama ondan sonra iyileşiyor insan. Efendim. Buyurun. Allah-u Teala, madem ki bu konu detaylı bir şekilde girdik, girelim o zaman. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan oğlunu ve cinni ben diyor bana ibadet etsin diye yarattım. Şimdi eğer cehennem çoğunlukla doldurulacaksa, o zaman şeytanın planı bişareye ulaştı, Allah'ın planı bişareye haşa, ulaşmadı. Haşa, evet, öyle bir İnsan oğlu eninde sonunda Allah'a ibadet edecektir. İster buradaki hastanede tedavi, yani burada da bu cehennem dünyevi hayatta bir hastanedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu dünya diyor mümin için diyor bu hapishanedir diyor. Evet. O kafir için de diyor cennettir diyor. Evet. Ama ahiret tersidir. Onun evet, tersidir. Evet. Şimdi burada mümin üzerine bir cehennem musallat ediyor. Yani bir zor bir hayat. Musallat ediyor kendine, yani kendi rızasını. Yani yaşamak kolay evet, değil yani. Ve onun neticesinde ahirette cennete giriyor, Allah'a ibadet. Evet. Yani bu kendi rızasıyla yaptığı için bu tamam, bunun için sorun yok. Ama öbürü, bu dünyada isyan ediyor, ruh kirleniyor. Ahirette Allah-u Teala onu hastaneye sokacak. Tedavi olduktan sonra o da Allah'ın ibadetini dönecektir. İnsan oğlu ister bu dünyada kendi rızasıyla, İster ahirete cehennem,
Ama buna mı efendim, anne efendim çok merhametli ise neden efendim çocuğu cezalandırıyor? Bazen gerekiyor. Evet. Bu soru kendi zaten de yanlıştı. Efendim, devlet çok merhametli ise neden polis var? Evet. Efendim benim aklım var, kafam var, benim ehliyetim var, benim elimde en güzel, en modern arabam var. Efendim ben neden ehliyet almak zorundayım? Neden efendim devletin o şeylerine, o prensiplerine, kurallarına, 30 efendim o kadar güzel araba varken bu gençlere sorun. Onlara cehennem gibi geliyor efendim. Ben hatta 150 ile gitmiş varken. Kırmızı ışıktan geçtiğiniz zaman 7-1 aycını geri alıyor. Tamam, bunlar birisine belki zulüm gibi gelebilir ama topluma merhametdir. Evet. Tamam. Diğer insanlara saygı. Doktor bazen benim elimi kolumu kesiyor merhametten dolayı. Evet.